Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, katları tel tel ayrılan şahane bir el açması börek tarifimle geldim. Tarifimle ilgili tüm püf noktalarını videonun içerisinde bulabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifi öncelikle böreğin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. 2 su bardağı çeşmeden aldığım suyu yoğuracağım kabın içerisine ilave ediyorum. Hemen üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemelerimi şöyle kabaca bir karıştırdıktan sonra unumun büyük bir bölümünü içerisine ilave ettim. Tarif için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan 200 milim su bardağıdır. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız böreğin hamuru oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Hamur kendini hamur yoğurma kabında toparladıktan sonra hemen masama alarak hamurumu orada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tariflerde hamurunuzu ne kadar iyi bir şekilde yoğurursanız, yaptığınız hamur işi tariflerinden de bir o kadar memnun kalırsınız. Hamurunuzu özlü ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. hamuru iyice yoğurdum ve toparladım gördüğünüz gibi hamur gayet pürüzsüz bir kıvamda hemen hamuru iki eşit parçaya bölerek ellerimle yuvarlıyorum İki hamuru da bezeler haline getirdikten sonra üzerine temiz bir poşetle örterek 15 dakika kadar dinlenmesi için bekleteceğim. Hamurlar dinlenirken hemen içerisinde kullanacağım katı yağını hazırlıyorum. Merdane yardımıyla 200 gram kadar tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Poşetin içerisine merdane ile bu şekilde yaydım gördüğünüz gibi. Dinlenen hamurların bir tanesini merdane yardımıyla tatlı tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. İkinci hamurumu da aynı şekilde. Hamur zaten çok yumuşak ve elastik bir kıvamda olduğu için kolay bir şekilde açılacaktır. İkinci hamurumu da bu şekilde hazırladıktan sonra hemen içerisine hazırlamış olduğum katı yağını Hamurun her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde gördüğünüz gibi üzerine bırakıyorum. Yağını hamurun her tarafına yerleştirdikten sonra ikinci hamurumu da üzerine kapatıyorum. Üzerini tamamen düzelttikten sonra tekrardan üzerine poşetle örtüyorum. 20 dakika kadar hamuru bu şekilde bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda yağ hamurun içerisine yeterince yediği için ve hamurda gayet yumuşak bir yapıda olduğu için kolayca çekiştire çekiştire hamuru büyütebildiğim kadar büyütmeye başlıyorum. Bu aşamayı merdaneden yardım alarak da devam edebilirsiniz. Açabildiğim yere kadar açmaya çalıştığım daha sonra merdane ile hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. hamuru yeteri inceliğe getirdikten sonra kalan tereyağının bir kısmını tekrardan hamurun her tarafına gelecek şekilde yediriyorum. Son olarak da üzerine gördüğünüz gibi kabuğunu serpiştirdikten sonra rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. hamurun tamamını rulo şeklinde sardıktan sonra hemen hamuru ikiye katlayıp ortadan keserek iki eşit parçaya ayırıyorum. Hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra uygun bir tepsiyi unladım. Hamurları içerisine yerleştirdikten sonra buzdolabında 20 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. İçerisindeki yağın donması için 20 dakikanın sonunda hamurlarımı ellerimle şöyle gördüğünüz gibi biraz bastırarak genişletiyorum. Bir kesme aparatı ile 4 parmak olacak şekilde ayarlayarak hamurlarımı parçalara ayırıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 9 tane börek elde ettim. Tepsinizin boyutuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hamurlarımı teker teker hafif unlayarak merdane ile kare bir boyuta gelene kadar açmaya başlıyorum. Hamurlarımın tamamını kare bir boyuta gelene kadar merdane ile açmaya devam ettim. Dilediğiniz gibi hamuru inceltebilirsiniz. Pişme esnasında çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Hazırlamış olduğum hamurların içerisine lor peyniri maydanoz karışımından birer tatlı kaşığı olacak şekilde tam ortasına ekledikten sonra gördüğünüz gibi hamuru şeklini bu şekilde vererek hazırlıyorum. İç harcını dilediğiniz iç harçlarla hazırlayabilirsiniz. Ben lor peyniri ve maydanoz karışımı olarak kullandığım patatesli kıymalı olarak da dilediğiniz beyaz peynirleri de hazırlayabilirsiniz. Böreklerimi hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da Tarifimden faydalanabilirsiniz. Böreklerimin tamamını hazırladıktan sonra bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Fırça yardımıyla böreklerimin her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım. 190 derece fanlı ayarda altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma göndereceğim. yapılışı oldukça kolay, şahane bir börek tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.